Bu yorumla çayıma çıkacağım. Bakalım neler olacak. Oz ayağı balkona doğru tıkırtımızı çıkardık. Duymadıysan ki imkansız. Bekliyorum. Sen de bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Naneli beyaz çay. Bu çekimleri yapıyorum çünkü kabızıma iyi geliyor. Servisler kalkıp gitmiş. İşbaşı, gece yarısı işbaşı penceremin karşısı. Ashab-ı Kehf'ten bir ayet daha çözelim. Ne diyor? Biz onların denemek için hangisi iyi iş yapacak diyor. Hangisi derken kaç tanesinden bahsediyor? Belki birkaçı var sadece. Demektir ki diğerleri şeytani. Hepsi hayır işi yapmayacak. Hangisi? Belki bir taneden bahsediyor. Çünkü Allah Firavun'u bile bağışlayandır be. Ayette yazıyor ne? Firavun tam boğulmadan önce tamam inandım diyor. Sonra Allah onu dağın tepesine bırakıyor. Evet, Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim hanginiz iyi işler yapacak be? İnterneti falan çıkardınız. Korhonayı da çıkardınız. Zaman gösterecek. 300 sene uyuyan ve bu demektir ki binlerce sene yaşıyorlar. Cin bunlar. Başka cevabı yok. Yok mu bu milletin bazılarının dedesinin dedesi bile görmüş olan yok mu? Dünkü gibi hiçbir hamle yapmayacaktır. Çünkü kancık kesildi. Gözleri volkan kesilen, aslan kesilen kancık kesildi. İşlem İncil ayetinde yazdığı gibi gece yarısı uyurken. Her gün kaç kez yıkanıp duş alıp yatan sonra sabah uyanan başı kaşıntı içinde olanlar yok mu başkan? Başının etini yemek için, öfkeye sürüklemek için, hasta etmek için kabriye olan kendisi arabanın altına girdi. Yok mu başka bin bir türlü hastalık geçiren ve her sabah pencerenin önünde pislikler bulan? Şimdi kesildi fakat eskiden evinden sinek eksik olmayan başka yok mu? Merdiveninden inerken önünde kene bulan başkası yok mu? Evin içine akrep giren, çıyan giren, böyle komut verilmiş gibi hamam böcekleri evin içinde olanlar yok mu başka?
Senin etrafında sümüklü böcekler bulunan, kaşından kaşına ayaklarını şişen, yara bere içinde olan başkası yok mu? Varsa bunu açıkça belirtiyorum. Bunu yapan bu ashabı kemeptir. Her durağın bok hayvan, her hastanelere, her camiye, her okula, insanların bulunduğu her kamu binalarına, yerin altındaki istasyonlara, olmadık yerlere, kışlalara bile hayvan, parazit, mikrop, virüs dayatan bu kabiledir. Haini. Ben burada ailemi, sülalemi korumaya çalışıyorum. Çünkü yeteri kadar kayıp verdik. Komşulardan. Onun haricinde doğum hastanesindeki bebelerin düşüncemi, oraya da saldırıyordular. Bu sözlerle kapatacağım belki. Çayım bitti. Tek hareket yok. Burnumu uzatır uzatmaz. Kedim şiirindeki gibi tıkırtı çıkar çıkamaz. Diri diri yakalamadılar. İkinci gün böyle geçiyor. İşleri gece. Evet. Buradan ashab-ı rakime ve sesleniyorum. Bu frekans olayını kesinle. Sabah bölümü böyle bitti. Diğer günlerin aksine tek gördüğümüz Kadriye Orhun'un kedisi şu an o arabanın altında. Pas pas fırt gır gır akbaba. Playboy kadın Cambi Ligamat. Yorumlarımda sorduğum soruları tekrarlıyorum. Bu asabı kef ve asabı rakim neden kaçıyordular be? Dünya mı peşlerindeydi? Neden mağaraya sığındılar bunlar? Kendilerini savunmadılar. Kancık mıydılar? Şehit olmak istemiyor muydular? Neden 7 tanesi şehre gönderildi ve dikkat edin dediler, kim olduğunuzu anlamasınlar yoksa sizi taşlarlar. Neden taşlayacaktılar bunları ve ne yapmıştılar? O para 300 sene uyuduktan sonra nereden geldi be? Geçerli bir para mıydı? O parayı alan esnaf orada görmedi mi ki bu 300 seneden fazla daha eski bir para? Anlamadılar mı bunlar? Neden taşlamadılar? Yedincileri neden köpekti? Şizofren miydi bütün onlar? Köpek mi gördüler? Evet. O sureden sorular çok. Ben neden Yecüc Mecüc de o surede ele alınıyor? Yecüc Mecüc bunlar mı? Tek bir hareket yok.
Kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar. Şimdi devam ediyoruz. Buradan açıyorum. Görüntüde bir şey yok. Fakat ben panşozu açtım. Ne var tam penceremin karşısında? Kadriye Orhon, Fuat Orhon, Akbaba Fırt Kır Kır Pas Pas dergisi sahiplerinin ve medya devinin kedisi. İlluminati Ketçaglar'ın kedisi. Penceremin karşısında. Hiç şaşmaz. Poslama ve odak kilitlendi yazıyor ekranda. Çünkü bir işlem var. O balkondan çıktığımı duydu. Oradan kaybol, benim penceremden içeri dalmak için bakıyor. Kes lan şu ketçap ringi. Sümüklü böceğimiz penceremin önünde. Ne için büyütülü? Ayrıca parazit için. Boklar gibi aynı işlem. Büyü ve parazit. Şüpheci olma Yusuf. Büyü yapıyorlar diye şüphe ediyorum. Bunlar büyücü diye şüphecisin. Emin olun bütün gece ya penceremizin önünde ya da eskiden sık sık yakaladığım gibi eşiğinizde. Akbabanın kedisi.